Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda kimya ve enerji ünitesine ait orijinal sorular kısmını çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda oda sıcaklığında 25 santigrat derecede bulunan yukarıdaki sülfürik asit çözeltisinden 200 mililitre sodyum hidroksit çözeltisinden 100 mililitre alınarak bir termos içerisinde tam verimli tepkime sokulduğunda sıcaklığın 35 santigrat dereceye yükseldiği gözleniyor diye bilgi verilmiş. Devamında diyor ki termosta oluşan çözeltiye 6 gram sodyum hidroksit katısı ilave edildiğinde sistemin son sıcaklığı kaç santigrat derece olur diye sorulmuş. Bize bazı bilgiler de veriliyor. Bakın sodyum hidroksitin emasının 40 gram olduğunu ve termosun hem çevreyle ısı alışverişi yapmadığı hem de toplam kütlenin ve öz ısısının değişmediğini varsayarak soruyu çözmemiz istenmiş. Şimdi gençler öncelikle şunu söyleyelim. Bakın burada sülfürik asit var. Bir de sodyum hidroksit var. Dolayısıyla birinden 0,5 molar, diğerinden de 0,5 molar var. Biz bu durumda ne yapacağız? Her ikisini de alacağız. Tepkimeye sokacağız. Şöyle biraz yukarı çıkayım. Yer kazanmak adına. H2SO4 ile sodyum hidroksiti alıyorum. Ve bunları tepkimeye sokuyorum. Bakın hatırlayın tuzun oluşumu nasıl oluyordu? Bazdan katyon geliyordu, asitten de anyon geliyordu. Dolayısıyla bazdan sodyum iyonu gelecek. Asitten de anyon olan sülfat geleceğinden dolayı 1'e 2 oranı olduğundan dolayı 1 mol sülfürik asit 2 mol sülfürik asit de tepkimeye girecektir. Elimde 0,5 molar sülfürik asit vardı. 0,5 molar da sodyum hidroksit vardı. Bakın şuradaki bilgiler önemlidir. Diyor ki sülfürik asitten 200 mililitre, sodyum hidroksitten de 100 mililitre alındığı bilgisi var. O zaman şöyle yapıyorum. 200 mililitre bundan almışım. 100 mililitre de bundan almışım. Hatırlayın gençler, molarite ile hacmi çarpınca neyi buluyorduk? Molü buluyorduk. Dolayısıyla molarite ile hacmi çarpıyorum. Şurada şöyle çarpı işlemini yapayım. 0,5 ile 200 mililitreyi litreye çevirirsek 0,2 yapar. 0,2 çarpı 0,5'ten 0,1 mol. Elimde sülfürik asit varmış. Devam ediyorum. 0,5 çarpı 0,1'den 0,05 molde elimde ne varmış? Sodyum hidroksit varmış. Şimdi bakın şurası da önemlidir. Burada diyor ki tam verimle diyor. Yani bunlar tam verimle tepkimeye giriyor. Ne demek? Demek ki en az birisi bitecek. Peki gençler soruyorum size. 1'e 0,1 harcarsanız 2'ye 0,2 harcarsınız ama elimizde o kadar var mı? Yok. O zaman kim bitecek? Sodyum hidroksit bitecek. Yani ne yapacağız? 2'ye 0,05 mol harcarsam 1'e ne kadar harcarım? 0,025 mol harcarım. Yani bu durumda biten maddeyi bulduk. Kim bitiyormuş? Sodyum hidroksit bitiyormuş. Bundan bir miktar artıyor. Ne kadar arttı önemli değil. Ben şuraya odaklanmaya çalışıyorum. Bakın bize diyor ki tepkimeye girdiğinde sıcaklığın 35 dereceye yükseldiği gözleniyor. Elimdeki sıcaklık başlangıçta ne kadardı? Oda koşulları yani 25 santigrat dereceydi. Sıcaklık ne olmuş? 35 santigrat derece çıkmış. Bu şu anlama gelmez mi? 10 derecelik bir artış var. Peki 10 derecelik artışı kim yapıyor? İşte tepkimeye giren 0,05 mollük sodyum hidroksit yapıyor. O zaman sorum şu. 0,05 mollük sodyum hidroksit 10 derecelik artış yapmış. Notumu alıyorum. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki termosta oluşan çözeltiye 6 gram sodyum hidroksit katısı ilave ediliyor. O zaman benim şunu unutmamam lazım. Burada 6 gram sodyum hidroksit acaba kaç mol yapıyor? Bakın sodyum hidroksitin eması da verilmiş. O zaman şurada sodyum hidroksitin mol sayısını bulursak 6 bölü 40'tan ne yapar gençler? 0,15 mol yapması gerekecek. O zaman sorumu şöyle yapıyorum artık. Diyorum ki 0,05 mollük sodyum hidroksit 10 derecelik artışa sebep olursa acaba 0,15 mollük sodyum hidroksit ne kadar artış yapar? 3 katını geleceğinden 30 santigrat derecelik bir artış yapması gerekir. Bakın soru bize diyor ki sistemin son sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Elimdeki son durumdaki sıcaklık kaçtı? 35'ti. 35'in üzerine ne yapacağız? Bir de 30 ekleyeceğiz. Dolayısıyla ne olacaktır? 65 santigrat derece olması gerekir. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır.
Cevabımız D şıkkı olacak. Evet, geçiyorum. İkinci sorumuz şöyle. Eşit molde X2 gazında kullanılarak ayrı ayrı gerçekleştirilen yukarıdaki tepkimeler sonucu açığa çıkan ısı değerlerinin farklı olduğu görülüyor. Bu durumun nedeni niceliklerinden hangilerinin farklı olmasıyla açıklanabilir diye sorulmuş. Bakın gençler, burada şuna odaklanmamız gerekiyor. İlk tepkimede 1 mol X2 1 mol X2 O'yu oluşturmuş. Bakın yazayım. 1 mol X2 1 mol X2 O'yu oluşturmuş. Doğru mudur? İkinci tepkimeye bakıyorum. 2 mol X2 2 mol X2 O'yu oluşturmuş. Bakın soruda diyor ki eşit mol de diyor. Şimdi eşit molde alırken ne yaparız? İkisinden de fazla olan kadar alırız. O zaman ne yapmam lazım? Şurayı renkli kaleme geçeyim. Mavi renge geleyim. O zaman bundan da 2 mol alacağım. Bundan da 2 mol alacağım. Bundan 2 mol aldığımda 2 mol X2 oluşmayacak mı? Bundan zaten 2 mol almıştım. Yine 2 mol X2 oluşmuş olacak. Bakın normalde madde miktarları eşit olmasına rağmen diyor ki bana açığa çıkan ısı değerleri farklı oluyor. Peki miktarları eşit olmasına rağmen neden bunların açığa çıkan ısı değerleri farklı oluyor? Bu durumun nedenini nasıl açıklayabiliriz diyor. Birinci öncüle bakalım. Bulundukları ortam koşulları. Şimdi delta H'ı hatırlarsanız gençler, delta H nelere bağlıydı? Önce onu konuşmamız lazım. Şimdi delta H bir defa maddenin cinsine bağlıydı. Maddenin cinsi diyorum. Başka neye bağlıydı? Sıcaklığa bağlıydı. Sıcaklık diyorum. Başka neye bağlıydı? Basınca bağlıydı. Basınç diyorum. Başka neye bağlıydı? Bir de maddenin fiziksel haline bağlıydı. Değil mi? Şimdi bir de miktara bağlıydı. Miktarı da yazalım. Burada gerçi miktar değişmiyor ama yani bunu kullanmayacağız. Peki bulundukları ortam koşulları o zaman bir etken midir? Evet, ortam koşuluna bağlı dedik. Yani sıcaklık, basınç gibi faktörlere bağlı. O zaman birinci yargıyı alacağız. 2'ye geldim. Oluşan X2O bileşiklerinin fiziksel halleri. Biraz önce ne dedik? Biz tepkimeye giren maddelerin fiziksel hali de önemli dedik, değil mi? O zaman oluşan X2O bileşinin fiziksel hali de benim için nedir? Bir etkendir. 2 de olabilir. 3'e bakıyorum. Denklem katsayıları. Burada denklem katsayılarına bağlı değil. Ne yaptım? 2 mole 2 mol aldım. Ve açığa çıkan ısı değerleri farklı oldu. Oluşan bileşikler de 2 mol oldu. Demek ki miktara bağlı değil. O zaman 3'ü eliyorum. Cevabım C seçeneği olacaktır. Devam ediyorum. Üçüncü sorumuza geldik. Ahmet Kütlece %46'lık etil alkollü su çözeltisinden 100 gram alarak aşağıdaki işlemleri sırasıyla uyguluyor. Çözeltiyi oda koşullarında ağzı açık bir kapta aşağıdaki denkleme göre yakıyor. Tepkimesi verilmiş bize. Bu tepkime sonucu elde ettiği ısıyla işte 1 demiş kaptaki suyun sıcaklığını 100 dereceye getiriyor. 2 demiş 100 derecelik suyu tamamen buharlaştırıyor. Buna göre son durumda Ahmet'in elinde kullanabileceği kaç kilo kalorilik ısı kalmıştır diye sorulmuş. Bize seçeneklerde parantez içerisinde hem etil alkolün hem de suyun EMA değerleri de verilmiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın şuradaki bilgi önemlidir. 100 gram alıyorum ve bunun %46'sı etil alkol. O zaman hemen şuraya yazıyorum. 100 gramın diyelim. 100 gramın %46'sı yani 46 gramı etil alkol. Geriye kalan 54 gramı da ne olacak o zaman? Su olacak. Çünkü elimde etil alkollü su örneği var. Peki bunları belirledikten sonra benim artık tepkimeye bakmam lazım. Tepkimede şunu görüyor olmam lazım. Bakın 1 mol etil alkol oksijenle yanmış ve 320 kilo kalorilik bir ısı açığa çıkarmış. O zaman buradan şu sonucu çıkarabilirim. Şimdi 54 gram su var dedik ya yukarıda. Yani benim elimde 100 gramın içerisinde 54 gram su var dedim. Bakın burada 1 mol etil alkolü almışım ve ne yapmışım? 3 mol su açığa çıkarabilmişim. Peki 3 mol su acaba kaç gram yapar? Şimdi onu sormam lazım. Bakın 1 mol su kaç gram gençler? Parantez içerisinde verilmiş. 18 gram bölü mol. O zaman 3 mol ile 18'i çarparsak 54 gram su da buradan mı gelecek? 54 gram zaten vardı. 54 gram daha gelecek. O zaman şöyle diyelim. Toplam su için buraya yazıyorum. 54 gram artı 54 gram diyorum.
ne kadar gelecek? 108 gram toplam su var elimde. Bunu unutmuyorum. Bakın bana diyor ki soruda, kaptaki suyun sıcaklığı 100 santigrat dereceye getiriliyor. Daha sonra 100 derecedeki suyu tamamen buharlaştırıyor. Şimdi buralar önemli. Şimdi benim önce şunu yapmam lazım o zaman. Q eşittir mc delta t formülünü hatırlıyorsunuz. Kelmacit diye de hatta kodlamamız var. Şimdi bakın şuradaki bilgi de önemlidir. Şimdi ne yapacağız? Elimizde kaç gram su var artık? 108 gram. O zaman geliyorum m yerine, yani kütle yerine 108 yazıyorum. C su değeri zaten nedir? 1'dir. O zaman geldim oraya da 1 dedim. Bakın şurası önemlidir. Suyun sıcaklığını 100 dereceye getirdik değil mi? Başta oda koşullarındaydı. Yani 25 santigrat dereceydi. Ben sıcaklığı 100 santigrat dereceye getirdim bakın. O zaman delta T ne oldu? 100 eksi 25 oldu. Dolayısıyla gençler 75 ile 108'i burada çarpmanız gerekiyor. Yalnız burada tabii kalori gelecektir ama biz kilo kaloriye geçmemiz lazım. Çünkü bakın burada su ısı aldığında 10 kilo kalorik bir ısı almış. O yüzden ben kilo kaloriye çevireceğim. Onu da söyleyelim. 8,1 kilo kalori gelmesi gerekiyor. Tamam mıyız? Buraya kadar her şey tamam. Şimdi devam ediyorum. Bir de daha sonra diyor ki 100 santigrat derecedeki suyu buharlaştırıyorum. Yani sıvıdan gaz haline geçiriyorum. O zaman biraz şöyle aşağı doğru iniyorum. Artık benim bir de şunu hesaplamam lazım. Q eşittir MLB. Yani acaba buharlaşırken ne kadar ısı alacak? Ona bakıyorum. Şimdi ben neyi bulmuş oldum? Şöyle söyleyelim. Parantez içerisinde şu bilgiyi de atlamadan geçmeyelim. Tepkime sırasında herhangi bir ısı kaybının olmadığını varsayacağız. Tamam. Çünkü bir miktar ısı kaybını olabilir. Olabilir. Şimdi benim kütlem ne kadardı arkadaşlar? Kütleyi zaten 108 gram ne yapmıştık? Bulmuştuk. Önce bizim şunu sormamız lazım. Hani şu yukarıda 3 mollük bir su oluşumu vardı ya. O zaman önce şunu bir yazayım. 1 mol su, 1 mol su ne kadar ısı aldı? 10 kilokalorik ısı aldı değil mi? 100 santigrat derecede ben buharlaştırırken. Ona yazıyorum. Diyorum ki 10 kilokalorik ısı alırsa, şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. 108 gram elimizde son durumda su vardı ya. Acaba bu 108 gram su kaç mol yapar? Önce onu bulalım. Hemen şurada N su eşittir M su bölü MA yapıyorum. Tamam. Şimdi kütlem ne kadardı gençler? Hani 54 çarpı 2'den 108 bulmuştuk ya. 108 gram bölü MA'da 18 değil mi? Buradan elimde 6 mol suyun olduğunu önce bulmam lazım. Peki 6 mol su varsa elimde, benim artık 6 mol su için almam gereken ısıyı bulmam lazım. O zaman 1 mol suda 10 kilo kalori ise 6 mol suda ne kadar olacaktır? 60 kilo kalori. Bunu bulduk. Şimdi artık MLB'ye gelebiliriz. Yani ben şunu buldum. 60 kilo kalori. Tamam. 60 kilo kaloriyi buldum. Şimdi bundan sonra artık şunu sorguluyor olmam lazım. Ben biraz önce bir 8,1'lik bir değer buldum, değil mi? Hani Q eşittir mc delta t. Bunu ne için buldum? Suyun başta oda sıcaklığına 100 santigrat dereceye getirildiğindeki gereken ısıyı buldum. 8,1. O zaman toplam QT diyorum artık. Yani toplam gereken ısı diyelim özetle. Ne yapacağız o zaman? 60 artı diyorum 8,1. Peki toplarsam ne gelecektir? 68,1 mi gelecektir? Demek ki toplamda gereken ısı ne kadar olacak? 68,1 kilo kalori olması gerekir. Şimdi bunu da yazdıktan sonra bakın bize neyi soruyor? Pardon arkadaşlar. Şimdi bize neyi soruyordu? Son durumda Ahmet'in, bir saniye. Evet, bir hata oldu. Kusura bakmayın. Şöyle biraz aşağı ineyim. Son durumda Ahmet'in elinde kullanabileceği kaç kalorik ısı kaldığını soruyor, değil mi? O zaman benim önce şunu unutmamam lazım. Şuraya tekrar yazayım. Herhalde gitti yazdıklarımız. 8,1 artı 60 dedik. Burası ne yapar? 68,1 kilo kalori. Peki Ahmet'in elinde diyor ki kullanabileceği kaç kilo kalorilik bir ısı kalmıştır diyor. Şimdi hatırlayın gençler.
Şöyle biraz yukarı çıkarsak şurada bir bilgi vardı. Etil alkolü yaktığımda ne kadar ısı açığa çıktı? 320 kilokalori. O zaman benim şunu yapmam lazım. 320 kilokaloriden 68,1'i çıkardığımda sanıyorum 251,90 kilokalorilik ne yapması lazım? Isı kalması gerekir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Baştan biraz uzun soru gelebilir çözümü. Biraz anlayın diye detaylı anlatmaya çalıştım. Bunu da söylemiş olalım. Tamam mı arkadaşlar? Biraz çay da içeyim. Evet, dördüncü soruya geliyoruz. Dördüncü sorumuzda yalıtılmış bir kapta X mol amonyak gazının tamamen azot ve hidrojen gazlarına ayrıştırılması sonucu oluşan gazların yukarıdaki denkleme göre yakılması sağlanıyor. Tepkime sonucu 565 kilojül ısı açığa çıktığına göre X değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler, öncelikle burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın, 2 mol amonya ayrıştırmışız. 1 mol azot gazı ve 3 mol hidrojen gazı. Ve açığa işte alınması gereken ısı diyelim 90 kilojül. Daha sonra azotu almışız, oksijenle yakmışız. 65 kilojüllük ısı almış. Hidrojeni oksijenle yakmışız. 240 kilojüllük de ısı açığa çıkmış. Şimdi bakın, dikkatini çekeyim. X mol amonyak gazının diyor. O zaman benim önce şunu yazıyor olmam lazım. Elimde X mol amonyak gazı var. Ben bu X mol'ü alacağım ve elementlerini ayrıştıracağım. Bakın, 2 X mol ise 1'e ne gelir? X bölü 2 mol gelir. 3'e ne gelir? 3X bölü 2 mol gelir. Buraya kadar her şey normal. Daha sonra bu mol değerlerini alıyorum. Tek tek hem azotu hem de hidrojeni yakacağım. Geliyorum. O zaman X bölü 2 mol azotu yakıyorum. Şimdi hatırlayın, madde miktarına delta H'in bağlı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla 1 mol azotu yaktığınızda 65 kilojüllük ısı gerekiyorsa X bölü 2 mol için ne kadar gerekir onu sormamız lazım. O da ne yapacaktır? 65X bölü 2 gelecektir. Tamam, kilojül diyeyim. Devam ediyorum. Hidrojenden ne kadar vardı elimde? 3x bölü 2. Geldim. 3x bölü 2 mol de ona yazdım. Şimdi 1 mol hidrojeni yaktığınızda 240 kilojüllük ısı açığa çıkıyorsa 3x bölü 2 mol de ne kadar çıkacaktır? Eksi 240'la 3x bölü 2 çarpacağız. Çarpalım. Eksi 240 çarpı 3x bölü 2 kilojül kadar açığa ısı çıkacak. Bunları yaptıktan sonra bana diyor ki tepkime sonucunda eksi 565 kilojüllük bir ısı açığa çıkıyor. O zaman ne yapacağız? Bunları taraf tarafa toplayacağız. Toplayalım. Aşağı geldim ben. Bu arada şunu unuttuk biz. 2 mol amonya yaktığımızda 90 kilojüllük ısı gerekiyorsa x mol için ne kadar gerekecektir? 90x. Onu da yazmış olalım. Kilojül. Evet, aşağı geldim. 90x artı 65x bölü 2. Devam ediyorum. Eksi 240 çarpı 3x bölü 2. Bu değerleri toplayacağız ve 565 kilojoule ısı açığa çıkıyor. Yani eksi 565'e eşitlememiz gerekir. Buradan gençler, x değerini çok uzatmayacağım. X değeri buradan 2 gelmesi gerekir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Devam ediyoruz. Evet, 5. sorumuza baktığımızda hidrojen, asetilen ve etan gazlarının standart koşullarda molar yanma ısıları sırasıyla verilmiş. Buna göre bu tepkimenin ısısı kaç kilojüldür diye sorulmuş. Bakın, güzel sorudur. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Hidrojenin molar yanmasını vermiş. Eksi 285 molar yanması neydi gençler? 1 molünü yakacağız ve açığa çıkan ısıyı yapacağız. O zaman önce şöyle 1 diyorum. Hidrojeni bir yakalım. Tamam. Hidrojeni yakalım. Geliyorum, hidrojeni oksijenle yakıyorum. Ne oluşacaktır? H2O oluşacaktır. Değil mi? Bakın, molar yanma diyor. Yani molar yanma neydi? 1 molünü yaktığınızda açığa çıkan ısıdır. Tamam mıyız? Yalnız dikkatinizi çekersen bana verilen tepkime de 2 mol hidrojen olduğu için bu tepkimeyi 2 ile çarpıyorum. Tamam mı? Buraya dikkat ediyorum. 2 ile çarpıyorum. Dolayısıyla 4 hidrojen olduğu için suyu da 2 ile çarpmış oluyorum. O zaman şunu da atlamamamız lazım. Bakın, 1 mol hidrojen yandığında 285 kilojüllük ısı açığa çıkıyorsa benim şu soruyu sormam lazım. 1 mol hidrojen yandığında 285 kilojül ısı açığa çıkarsa acaba 2 mol hidrojen yanarsa ne kadar çıkar? 2 katını alın gençler, ne yapar? Sanıyorum eksi 570 kilojül
gelmesi gerekir. Tamam. Bunu yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra şimdi ikinci tepkimeye geldim. İkinci tepkimede ne yapacağım? Asetilen gazını yakacağım. Yani C2H2'yi yakacağız. C2H2'yi alıyorum. Oksijenle yakıyorum. Hatırlayın, organik bileşikleri yakarsak ne oluşuyordu? Karbondioksit ve su oluşuyordu. Evet, bakın 2 mol karbon var. Geldim burayı 2 ile çarptım. 2 mol hidrojen var. Burayı o zaman herhangi bir sayıda çarpmama gerek yok. Katsayılar çok da önemli değil, yani yapmasanız da olur. Burada şunu görmemiz lazım. Bakın 1 mol asetileni yaktığınızda ne kadarısı açığa çıkmış? 1295. Zaten 1 molünü yakıyoruz. O zaman geliyorum. Şuraya da yazalım. 1 mol asetileni yaktık ve 1295 kilojül ısı açığa çıktı. Önüne de eksiği koyuyorum. Devam ediyorum. Geldim 3'e. Bu arada şunu da kontrol ediyorum. Asetileni zaten ben girenlerde istiyorum ve 1 mol istiyorum. Bunu da unutmayalım. Tamam. Şimdi geldik etan gazı için. Etan gazını da yakacağız. Yakalım. C2H6'yı O2 ile yakarsak yine karbondioksit ve su oluşacaktır. Bakın şuraya dikkat edin. 2 mol karbon var. O zaman geldim. 2 ile çarptım. 6 mol hidrojen var. Geldim. 3 ile çarptım. Bakın benden istenen tepkime de etan gazını ürünlerde istiyorum 1 mol. Ama nerede tepkimede? Girenlerde. O zaman şuna dikkat etmemiz lazım. Hatırlayın, bir tepkime ters çevrilince HES yasasında ne yapıyorduk? Delta H değerini de işaretleştiriyorduk. Bakın etan gazını yaktığınızda 1430 kilojüllük ısı açığa çıkıyorsa bunu ters çevirdiğimizde ne yapmamız lazım? Burayı artı 1430 almamız gerekiyor. Buna da dikkat. Evet gençler, bunları geleceğiz. Taraf tarafa toplayacağız. Taraf tarafa toplarsak şurada toplayalım. Eksi 570 eksi 1295 artı 1430. Evet, bu değerleri toplarsanız sanıyorum eksi 435 kilojül gelmesi gerekir. Evet, devam edelim. 6. sorumuza geldik. Sorumuz şöyle. Standart koşullarda gerçekleştirilen tepkimesinin entalpisini hesaplayabilmek için niceliklerinden en az hangilerinin bilinmesi yeterlidir diye sorulmuş. Şimdi bakın, tepkimeyi bir inceleyecek olursak elimizde karbondioksit gazı var, karbonmonoksit gazı var, hidrojen gazı var ve H2O'nun sıvı hali var. Öncelikle şuna dikkat etmemiz lazım. Bana bunlar lazım, değil mi? Karbonmonoksit lazım, karbondioksit lazım. H2O sıvısı lazım. Şimdi burada hidrojen lazım mı? Hidrojen gazı da lazım. O zaman şimdi tek tek bakacağız. Birinci yargıda diyor ki karbondioksitin standart oluşum entalpisi. Şimdi standart oluşum entalpisi neydi? 1 mol bileşik oluşacak ama elementlerin kararlılığı ne olacak? Yani şu mudur? Karbon katısı oksijen gazıyla tepkimeye girecek ve karbondioksit gazı oluşacak. Yani bu tepkime bana lazım mı? Önce onu düşünüyorum. Şimdi bu tepkime de bir defa elementlerin oluşum ısıları sıfır olduğu için şu tarafa ihtiyacım yok. Yani burası sıfır. Buradan ben neyi elde ederim? Karbondioksit elde ederim. Devam ediyorum. 2'ye geldim. Hidrojen gazının standart yanma entalpisi. O da şu değil midir? Hidrojen gazını alacağız. Oksijen gazıyla tepkimeye sokacağız ve su oluşacak. Doğru mudur? Şimdi burada kim var? Hidrojen var. Hidrojen gerekiyor mu? Evet. O zaman bir defa bu lazım. Peki bir de burada H2O sıvısı oluşacak. O da lazım. Değil mi? Yani bir defa iki garanti lazım bana. Böylece hem hidrojeni hem de suyu elde etmiş olacağım. Devam ediyorum. Bak, 3'ü iyi dinle. Karbonmonoksitin standart yanma entalpisi. Karbonmonoksitin standart yanması şu değil mi? Oksijenle yanıp karbondioksite dönüşmesi. O iki zaten sıfır olduğu için önem arz etmiyor. Dolayısıyla ben bunu bilirsem böylece hem karbondioksite hem de karbonmonoksitin delta H'ına ulaşabilir miyim? Ulaşırım. Yani hem bunu hem de bunu bulmuş olabilirim. O zaman 2 ve 3 yeterli olacaktır. 1'e gerek yok. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Devam edelim. 7. sorumuza geldiğimizde diyor ki bir tepkime verilmiş 1.2'şer mol azot ve hidrojen gazları yukarıdaki denkleme göre tepkimeye girdiğinde 30 saniye sonra azot ve amonyak gazlarının mol sayıları eşitleniyor. Buna göre tepkime süresince açığa çıkan ısının ortalama hızı kaç jül bölü saniyedir diye sorulmuş. Bakın, bize bir tepkime verilmiş. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Burada verilen kilojüldür. Bizden istenen jüldür. Önce bunu ne yapacağız? Jüle çevireceğiz. O zaman çeviriyorum.
Binle çarpacağım. 90 bin jül mü yapar? Bunu yaptıktan sonra bakın her ikisinden 1,2'şer mol almam isteniyor. O zaman gençler şöyle ufaktan şöyle bir ineyim. Tepkime şuraya bir alayım. Azot gazı değil mi? 3 mol hidrojen gazı ile tepkimeye giriyor. Ve 2 mol amonyak gazı oluşuyor. 90 binlik bir jül açığa çıkıyor. Yani enerji açığa çıkıyor. Bana diyor ki 1,2 mol bundan al, 1,2 mol de bundan al. Tamam. Ve 30 saniye sonra azot ve amonyak gazlarının mol sayılarının eşitlendiği bilgisi veriliyor. O zaman ben de bir miktar harcayayım bakın. X mol kadar harcayayım. Tamam. Şimdi bakın azot ve amonyak üzerinden gideceğim. Hidrojen burada önemsiz. Onu da söyleyeyim. Çünkü bakın son durumda azot ve amonyağın mol sayılarının eşitlendiği bilgisi veriliyor. O yüzden hidrojeni önemsemiyorum burada. 1'e x mol harcarsam 2x mol mu oluşacaktır? Dolayısıyla son durumda 1,2 eksi x mol azot gazı kalacak. 2x mol de amonyak gazı oluşacak. Bakın şuradaki bilgi önemlidir. Mol sayıları eşit oluyor diyor. Yani şu iki değer birbirine son durumda eşit oluyormuş. O zaman 1,2 eşittir 3x'ten. X buradan 0,4 gelir. Buraya kadar herhalde her şey tamam. Peki x değerini bulduysam artık benim tepkimeyi tekrar yazıp yerine koymam gerekir. O zaman şöyle yapayım. Tepkimeyi tekrar alıyorum gençler. Tepkimeyi tekrar alıyorum. Evet. Şimdi 1,2 mol bundan almıştım. 0,4'ünü harcadım o zaman. X'i bulduk nasıl olsa. 0,4 harcadık. Ne kadar kaldı? 0,8 mol arttı. Peki amonyakta 2x mol oluşmuştu. X yerine 0,4 yazarsanız aslında 0,8 molde amonyak mı oluştu? Bunu bulduk. Şimdi hatırla. Burada kim üzerinden gideceğiz? Azot üzerinden gideceğiz. Azottan ben 0,4 mol harcadım. Dikkat et. O zaman soru şu. 1 mol azot tepkimeye girdiğinde 90 bin jüllük ne yaptım? Isı açığa çıkarabildim. Acaba 0,4 mol azot gazı tepkimeye girerse ne kadarlık bir enerji açığa çıkar? Onu soruyorum. Bu işlemi yaparsanız sanıyorum 36 bin jül enerji açığa çıkması gerekir. Bakın soru da bana. Şöyle biraz soruya döneyim tekrar. Yukarı çıkayım. 30 saniye sonraki açığa çıkan ısıyı soruyor. 30 saniye. O zaman açığa çıkan ısıyı 30 saniyeye bölmem gerekecek. Böylece sıfırları da götürdüm. Sadeleştiriyorum. 3600'ü 3'e bölerseniz de 1200 joule saniye gelmesi gerekir. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Devam edelim. Evet, 8. sorumuza geldik. 5,6 litrelik yalıtılmış sabit hacimli bir kapta bir miktar karbondisülfür gazı tepkimesine göre artansız yakılıyor ve 214,4 kilojülük ısı açığa çıkıyor. Tepkime sonunda sıcaklık 273 santigrat derece olarak ölçüldüğüne göre kaptaki toplam basınç kaç atmosfer olur diye sorulmuş. Şimdi gençler öncelikle burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Bir tepkime verilmiş ve tepkime üzerinden işte artansız yakıyorum ve 214,4 kilojülük bir ısı açığa çıkıyor. Bakın hacmi de biliyorum, sıcaklığı da biliyorum. O zaman benim burada şu tepkimeyi bir yukarı almam lazım. Evet yukarı alayım. Şöyle CS2 gazını oksijenle yakıyorum. Karbondioksit ve SO2 gazını oluşturuyorum. Ve bu tepkime sonrasında şunu görüyorum. 1072 kilojülük bir ısı açığa çıktığını görüyorum. Şimdi o zaman tepkime de 1 mol CS2 yandığında diyelim. Karbondisülfür yandığında 1072 kilojüllük ısı açığa çıkarsa bakın soruda diyor ki 214,4 kilojüllük ısı açığa çıkıyor. O zaman sorum şu. 214,4 kilojüllük ısının açığa çıkması için tepkimeye ne kadar karbondisülfürün girmesi lazım? Onu soruyorum. Buradan gerekli işlemleri yaptığınızda 0,2 mol karbondisülfürün tepkimeye girmesi gerektiğini bulacaksınız. Bunu bulduktan sonra artık geliyorum. Ne yapıyorum? P ve NRT yapıyorum. P ve NRT. Şimdi basıncı biliyor muyum? Bilmiyorum. Zaten onu arıyorum. O zaman basınç çarpı hacim ne kadar?
5,6 litre geldim, onu yazdım. Mol sayım ne kadar? Bakın 0,2 mol, ama burada şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Tepkime sonundaki sıcaklığı ve kaptaki toplam basınç soruluyor. O zaman benim son durumdaki molü aslında bulmam lazım. Bakın dikkatinizi çekeyim. Buradan 0,2 mol karbondisülfür tepkimeye girecek, ama şunu da görmemiz lazım. 0,2 molü bunun tepkimeye girdiğinde harcanacak, bitecek. Peki elimde ne kadar mol kalacak son durumda? O da şu tepkimenin ürünleridir. Bakın siz bu adamdan 0,2 mol harcarsanız karbondioksitler ne olur? 0,2 mol oluşur. 0,4 mol de SO2'den oluşur. Yani toplam molüm aslında benim 0,6 moldür. Bakın öğrencinin buraya dikkat etmesi gerekir. Tamam mı? Buraya gidip 0,2 yazarsanız soru gitti. O zaman geldim buraya 0,6 yazdım. Bunu yazdıktan sonra R değerini de sabit değerdi zaten. 22,4 bölü 270 alıyorum. Çarpı diyorum. Bakın sıcaklığını 273 derece olarak ölçüyorum. Kelvin'e çeviriyorduk. O zaman 270 ekledik. 546. Sadeleştirmeleri yaparsak 2 oldu. 22,4'ü 5,6'ya böldük. 4. 4 çarpı 2, 8. 0,6 ile de çarptık. 4,8 atmosfer gelmesi gerekir. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet, ses de valla yavaş yavaş gitmeye başladı, onu da söyleyeyim. 9. sorumuza geldik. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki tabloda bazı kimyasal bağların enerjileri verilmiştir. Buna göre tepkimesinin standart koşullarda potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi gençler öncelikle şunu söyleyeyim. Hidrojenle klorun tepkimeye girdiğini görüyoruz. Burada bağ enerjileri verilmiş. O zaman önce şu aradaki bağları bir göstermeye çalışalım. Hidrojen, iki tane hidrojen atomu tepkimeye giriyor. İki tane klor atomuyla ve 2 mol hidrojen klorür molekülünü oluşturuyorlar. O zaman elimde bir defa bir HH bağı gerekiyor. Bir klor klor bağı gerekiyor. Bir de hidrojen klor bağı gerekiyor. Şimdi delta H hesabını yapacağız. Hatırlayın, bağ enerjisinde şöyle bir formülümüz vardı. Neydi formülümüz? Delta H bağ eşittir. Toplamda kırılan bağlar eksi toplam oluşan bağlar yapıyorduk. Şimdi gençler, kırılan bağ kimler? Girenler. Yani hidrojen hidrojen bağı ne kadar? 436. Klor klor bağı ne kadar? 242. Hidrojen kloru bağı da 431. Tabi burayı 2 ile çarpacağız. Şimdi bu işlemi yapmamız gerekiyor. Hemen yazalım. Kırılan bağlar 436 artı 242 eksi oluşan bağlarda 2 çarpı 431. Evet gençler, bu işlemi yaptığınızda sanıyorum eksi 184 kilojül gelmesi gerekiyor. Bunu bulduktan sonra bir de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizden grafiği tahmin etmemiz istendiği için şuraya odaklanmanızı istiyorum. Bakın tepkimenin giren maddeleri kimler? Elementler. Biz her zaman şunu demiyor muyuz? Elementlerin kararlı hallerinin oluşum ısılarını biz ne yapıyoruz? Sıfır kabul ediyoruz. Dolayısıyla burada hidrojen ve klorun oluşum ısıları sıfır olacak. Yani grafiğin sıfırdan başlaması lazım. Buna bakacağız. Bazı grafikleri, bazı seçenekleri diyelim. Böylece eleyeceğiz. Bakın A seçeneğini direkt eleyeceğim. Çünkü 678'den başladı gitti. B seçeneğine bakıyorum. 862'den başlamış. Bunu da direkt eledim. C seçeneğe bakıyorum. Bu bir dursun. Sıfırdan başlamış olabilir. D seçeneği 184'ten başlamış. Yine eledim. E seçeneğine gelelim. Bakın sıfırdan başlamış. Bu da kalsın. Şimdi artık devreye benim bulmuş olduğum değer geliyor. Ne kadar bulduk? Eksi 184. O zaman bakıyorum. Burada eksi 184. Burada eksi 862 görüyorum. O zaman doğru seçeneğimiz C şıkkı olacaktır. Evet, devam edelim. 10. sorumuza bakıyoruz. Sorumuz şöyle. Tepkimesinin entalpisinin bağ enerjileri yardımıyla hesaplamak isteyen öğrencinin aşağıdaki bağlardan hangisinin enerjisini bilmesine gerek yoktur diye sorulmuş. Tabi bu soru biraz üst düzey sorudur. Sizin burada tepkimedeki her bir bağı göstermeniz isteniyor. CH4 bir alkendir. Organik kimyadan belki hatırlarsınız. CH4'ün açık yapısı böyledir. Yani karbonlar kendi arasında ikili bağ yaparken her bir karbon hidrojenle iki tane bağını yapar. Artı diyorum. Bakın iki tane flor var. Flor biliyorsunuz tek bağ yapıyor. Bu arada florun noktaları da var. İstiyorsanız onu da koyalım. Hani bazı arkadaşlar unuttunuz hocam falan diye yorum atıyorlar. CH4 F2 için de şunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın artık
Çiftli bağ vardı. Ne yapacak? Açılacak ve tekli bağa dönecek. Çünkü doyurmaya çalışıyoruz. Onu da şöyle şurada göstermeye çalışayım. Ve bunlara bağlı florlar var. Değil mi? Evet, karbonlara bağlı bir de hidrojenler vardı. Şöyle yukarı ve aşağı şekilde alalım. Evet, yapı böyledir. Tamam. Burada şunu görmenizi istiyorum. Delta H bağ enerjisini hesaplamak istiyor. Neyi bilmeme gerek yok. Şimdi bir defa karbon karbon tekli bağa bilmeme gerek var. Karbon hidrojen bağına gerek var mı ona bakıyorum. Bak şimdi izle burayı. Bir renkli kalem alayım. Evet. Şimdi bak. Karbon hidrojen bir tane burada var. Bir tane burada iki. Bir tane burada üç. Bir tane burada dört. Yani dört tane karbon hidrojen bağı var girenlerde. Tamam mıyız? Notumu aldım. Ürünlere geldim. Bir burada. Bir burada. Bir burada. Bir burada. Dört tane de karbon hidrojen bağı ürünlerde mi var? O zaman bunlar ne yapacak? Birbirini götürecek. O zaman benim karbon hidrojen bağına ihtiyacım kalmayacak. Devam ediyorum. Karbon flor bağına ihtiyacım var mı? Var. Flor flor bağına da zaten ihtiyacım var. Karbon karbon çiftli bağa da ihtiyacım var. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet, geldik son sorumuza. Bitiriyoruz. Aytaç kilometrede ortalama 0,2 litre benzin yakan spor arabasıyla İstanbul'dan Antalya'ya seyahat etmektedir. Kullandığı benzin ısıl değeri 10.000 kilokalori bölü litre olduğuna göre yolculuk boyunca bu arabadan toplam kaç kilokalorilik ısı açığa çıkardı sorulmuş ve İstanbul Antalya arasında da 700 kilometre olduğu bilgisi de verilmiş. Öncelikle soru güzel, yani bir yeni nesil soruya benzemiş. Aslında kolay bir soru. Bu tarz sorular biraz da kolay olur, onu da söyleyelim. Bakın diyor ki kilometrede ortalama araba 0,2 litre benzin yakıyormuş. Bir kilometrede, değil mi? O zaman notumu alıyorum bak. Siyah kalemle çözeyim hadi. O bunun da puntosunu ayarlamamışız. Tamam. 1 kilometrede 0,2 litre benzin mi yakıyor? 1 kilometrede 0,2 litre benzin yakıyor. Peki benim gideceğim yol kaç kilometre? 700 kilometre. Aslında matematik sorusu olmuş. 700 kilometrede o zaman ne kadar, kaç litre benzin yakacak onu buluyorum. Buradan sanıyorum 140 litre benzin yakacağını bulmamız gerekir. Tamam, tüketir diyelim. Devamında diyor ki soruda kullandığı benzinin ısıl değeri 1 litrede 10.000 kilokaloriymiş. 1 litrede 10.000 kilokalori. Peki benim elimde kaç litre var? 140 litre. O zaman soru şu gençler. Diyorum ki 1 litrede arabanın ürettiği ısıl miktarı ne kadar? 10.000 kilokalori, değil mi? 10.000 kilokalori. Bu arada bana kilokalori cinsinden istiyor zaten. O zaman sorum şu. Acaba 140 litrede bu araba kaç kilokalorilik ısı üretir? Onu bulmaya çalışacağız. Yani gençler 140 ile 10.000'i çarpacağız özetle. Bunu da şöyle yazsak olmaz mı? 140 çarpı 10 üzeri 4. Seçeneklere bakıyorum. Herhalde en mantıklısı 14 çarpı. Bu aynı zamanda değil mi? 14 çarpı 10 üzeri 5'e tekabül eder. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet gençler, böylece kimya ve enerji ünitesinin tüm testlerini bitirmiş olduk. Bundan sonraki ünitemiz olan kimyasal tepkimelerde hız videolarına başlayacağız. Yorumlarda çok belirten arkadaşlar var. Hocam hız ve denge videoları ne zaman yüklenir şeklinde sorular geliyor. Arkadaşlar mümkün mertebe hızlı bir şekilde çekeceğim, onu söyleyelim. Yani hafta sonuna hızı bitirmeye çalışacağım. Ve bir an önce dengeye başlamaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.